Gıda güvenliği tüketiciler için oldukça önemli bir konu. Seçtiğimiz veya tüketeceğimiz gıdaların hem izlenebilir olması hem de insan sağlığıyla ilgili herhangi bir problem oluşturmaması hem sağlıklı bir yaşam için hem de yaşam kalitesi için oldukça önemli. Marketten tavuk eti alırken üretim aşamalarında hangi kontroller var, izlenebilir gıda olarak neler yapılıyor, bunların tamamını tabii ki bir tüketici olarak bilmemiz çok zor. Kısaca süreçten bahsedelim. Nerelerde gıda güvenliğiyle ilgili yaklaşımlar var onu söyleyelim. 3 aşamada kontrolümüz var. Bir tanesi üretim. Bu tüm üretim süreçlerinde gıda güvenliğiyle ilgili yapılan işlemler. İkincisi tavuk etinin kesimhaneye sevk edildikten sonra kesimhane sürecinde yapılan işlemler. Üçüncüsü ise tüketiciye sunulduğu market aşamasında yapılan işlemler. Bu 3 aşamada da bazı kritik kontrol noktaları var. Örneğin bunlardan en önemlisi soğuk zincir. Bildiğiniz gibi gıda güvenliğinin en önemli riski bakteriler. Bakterilerin üremesi soğuk zincirde kısıtlanıyor. Baktığımızda üretim aşamasında insan patojenlerinin, insanlara hastalanan mikropların kontrolü her aşamada yapılıyor. Bu aşamalar geçtikten sonra eğer sağlıklı bir gıda üretimine uygun tavuklar varsa kesimhaneye sevk ediliyor. Bu hem üretici firmalar tarafından hem de resmi otorite tarafından kontrol ediliyor. Sağlıklı gıda olabilecek ürünleri kesimhaneye sevk ediyorlar. Kesimhanede ön muayene yapıldıktan sonra kesimhane sürecinde artık soğuk ortam başlıyor. Tüm süreçler soğukta cereyan ediyor ve daha sonra tavuk eti üretildikten sonra markete transfer ediliyor. Market aşamasında gelinceye kadar tüm aşamalarda soğuk zincir muhafaza ediliyor ve markete geldiğimizde markette de soğuk zincir altında tüketiciyle buluşturuluyor. Bu sürecin kontrolü hem tüketici aşamasındaki marketler tarafından hem de bu üretimi yapan firmalar tarafından sıkı bir kontrol halinde. Bir diğer önemli konu dünyada ve ülkemizde tabii ki iki önemli gıda patojeni var. Bunlardan bir tanesi Campylobacter, bir diğeri ise Salmonella. Bunlar nasıl kontrol ediliyor? Üretimin tüm aşamalarında özellikle Salmonella kontrol programı kapsamında, resmi otoritenin yürüttüğü program kapsamında bu süreçler kontrol ediliyor. İnsan sağlığını tehdit eden mikroplar tarafından negatif olanlar kesimhaneye sevk ediliyor. Kesimhane sonrasında çıkan karkaslar yeniden analiz edilerek bunlar negatifse satışa sunuluyor. Böyle bir süreçte gıda güvenliği açısından eğer aldığınız bir karkasın geriye dönük izlenebilirliğini yapmak için bunların üretici firma üretim lotu üzerinden değerlendirme yapmanız mümkün. Ülkemiz Avrupa Birliği uyum çerçevesinde üretimin tüm aşamalarında istenildiği takdirde bu bilgilere ulaşmanız mümkün. Ve şunu söyleyebilirim ki tavuk eti insan sağlığını koruyan, insan sağlığı açısından izlenebilir, önemli bir sağlıklı gıdadır ve bu nedenle tüketimi insan sağlığına da çok olumlu katkılar sunacaktır.